Evet, 13 Kasım 2015 ve Adana Fek ilçesine bağlı Gedikli köyündeyiz ve gerçekten zor bölge. Torosların tepesindeyiz, bin rakımdayız ve arkamız Niğde, Kayseri, biraz ilerisi Urfa, Elbistan ve Adana bölgesinde sınır çizgisindeyiz ve soğuk bir bölge. Rekor gelişim ürünümüzü kullanan, badem ağaçlarına kullanan, fidanlarına kullanan Sayın İsmail Övünç beyefendinin, aynı şekilde ağabey ya da kardeşi Bekir Övünç beyefendi. Kendileri şu an burada yok ama beraber bakıyorlar hâlâ. Rekor gelişim ürünümüzü bu senenin başında kullandılar. 3 yaşında badem ağaçları, 3 yaşını bitirdi hâlâ. Şu anda ağaçlarımıza bakıyoruz. İsmail Beyciğim, rekor gelişimi verdikten sonra ne sonuç gördük? Atılmayanlardan ne oldu, bir anlatır mısınız? Ağaçlarımız rekor derecede gelişti. Evet. Gezelim ağaçlarımızı, bakın. Badem ağaçları. Cinsi nedir bunların İsmail Bey? Fırat Nes Fradel. Bir daha söyler misiniz? Fırat Nes Fradel diye biliyorum. Kaç dekar yeriniz var efendim? 12-13 dekar. Dekar yeriniz var. 700 ağacınız var 700 demiştiniz. Evet. ortalama. Peki atılmadan bu seneki sürgünlerini gösterir misiniz? Bakın. Bu seneki sürgünleri ortalama 1 metre 30-35-40 santim falan. 1 metre 35 santim sürgün verdi. Evet. Yani daha önce 2 yıldır ağacımız hiç gelişmiyordu yani. Daha önce çok az gelişiyordu. Bunu atınca daha iyi Evet. gelişti. Evet. Bakalım şimdi bu ağaçlarımızı çekiyoruz. Bahçede ot olduğu için ağaçlar biraz gözükmüyor ama yani bugün bölgeyi işlemek çok kolay değil. Yüksek bir bölge. Bakın ağaçlarımız ışıl ışıl, yeşil yeşil. Peki rengi nasıl şu anki, bu halen kış geldi biliyorsunuz. 13 Kasım'dayız. Yukarılarda kar var şu anda. Erciyes Dağı'nın karı gözüküyor. Hasan Dağı buradan gözüküyor mu acaba Hasan Dağı? Gözükmüyor, Buradan bilmiyorum. gözüküyor, evet. Evet. Devam edelim, evet. Şimdi bir toprak nasıl oldu bu arada atılan ağaçlarımızda? Toprak çok aşırı derecede yumuşadı. Yumuşadı. Yumuşadı, evet. Yumuşadı. Bir gösterir misiniz? Yani bir çöple az önce şey yapıyorduk. Çünkü sert bir bölge. Yani Çok kırmızımsı önemli. toprak ve taşlı toprak. Dolayısıyla atılan ağaçlarımız da, bakın. Atılan ağaçlar çok yumuşamış. Bura ne zaman kazıldı en son İsmail Bey? Bunlar 3 yıl önce kazılmıştı. Evet. Şuralar kazılmayan yerler. Ay, rekor gelişimi atarken peki kazmadınız mı? Rekor gelişimi kazmadım. Attık Attık bıraktık. bıraktınız. Yağışlı dönemde attınız Toprağı çünkü. çözecek dediler. Evet, Öyle doğru. Ve bıraktık. çözmüş mü? Çözmüş. Çözmüş. Evet, ne kadar kolay değil mi? Ne kadar. Bakın yani hiçbir işçilik yapmadan Evet. rahatlıkla attınız. Bakın gelin gösterelim. Buyurun bir daha buraya bakalım lütfen. Zahmet olacak. Evet, yumuşaklık devam ediyor. En son 3 yıl önce kazmışsınız yani. 3 yıl önce dikerken kazmıştım. Evet, atılmayan yere geçelim efendim. Atılmayan yerler. Rahat. 3 yıl Atılmayan önce yerler. hiç kazılmayan yerler. Kazılmıyor. Peki meyve gözlerimiz nasıl oldu? İnceleyebilir miyiz? Meyve gözlerimiz, bunlar meyve gözleri. Evet. Seneye bademlerimiz buralardan verecek. Evet, çok güzel. Hepsinde Allah'ın izniyle Badem var verimli diyorsun. görünüyor. Evet, çok güzel. Peki siz bu sene badem aldınız mı bundan efendim? Aldık efendim. Ağzı da yiyecek kadar çıktı yani Tabii daha. ki, daha ikinci yılı bitti. Evet, Üçüncü yıl evet. bitti. Zaten 2 yıldır da sorunu yaşayan bir ağaçmış. Evet. Dolayısıyla bu sene kök tamiratını yaptı. Bozukluğu tamir etti. Evet. Ve şöyle bahçeyi çekiyorum. Bakın sırasından şu bahçeyi şöyle çekiyorum bakın. Şöyle aşağı doğru komple badem bahçesi. Cinsini bir daha söyler misiniz? Fratmas Fradival. Fradival. Çok güzel. Bakın şöyle badem bahçesini boydan boya çekiyoruz. Genel olarak eşit bir boy görüyoruz. Yani irili ufaklı bir yapı görmüyoruz hâlâ. Bakın ağaçlarımız yaklaşık 2,5 metre boylarına şu an gelmiş. Ve sağ olsun İsmail Bey de güzel bakıyor bence. Bahçenin otlu olduğuna bakmayın. Yani İsmail Bey Ağaçların kökünü söker diye tabii. yazdılar. Aynen. İsmail Bey onun için Yani. dikkat ediyor. Evet, şimdi birazdan da atılmayan tarafa, hava kararmak üzere. Çünkü buraya gelmek çok kolay değil. Gerçekten ulaşım çok zor bir bölge. Yani gelmek isteyene tavsiyem burada kalacak şekilde gelsin. Yani karanlıkta gitmeyi düşünmesin. O kadar zor bölgeler buralar. Şöyle yapalım İsmail Bey. Bunlar atılan ağaçlarımız. Bir de kamerayı durduralım. Şu atılmayan yerlere gidelim. Olur mu efendim? Olur Yani efendim. şu an kamerayı Olur, durduruyorum ben. olur efendim. Evet, 13 Kasım 2015. Adana Feke ilçesine bağlı Gedikli köyündeyiz. Atılmayan tarafa geçiyoruz. Evet, 13 Kasım 2015. İsmail Övünç Bey'in badem bahçesindeydik. Kullanılan, rekor gelişim atılan yerleri gezdik. Burası Adana Feke Gedikli Köyü. Şimdi atılmayan bir bölgeye geldik. İsmail Bey, gösterir misiniz nedir? Bu ağacımızı da aynı Aynı cins şekilde, ağaç, badem aynı ağacı. cins, Hava karardı. aynı gün, aynı Evet. yılın içinde dikildi Evet. ve hiç gelişimi yok.
Evet. Ağaçlar bakımsız. Evet. Rekim toprak gibi. Sertliğine bakar mısınız bir? Toprak temizleyip sertliği. Şöyle. Çok sert. Bakalım şöyle bir. Evet. Atılmamış ve sökülmüyor. Kırıldı. Elinizdeki sopa kırıldı yani. Evet. Geçmiyor. Gel dedim. O bak bahçeye. Burası da tabii biraz otlu bahçe. Ancak ağaçları göremiyoruz şu anda yani. 3 yaşında ağaç bunlar. 3 yaşında ağaç bunlar ve gözükmüyor. Maalesef 3 yaşında. Hava karardı iyice. Buralara gelmek zor biraz. Kurumuş. Bakın kurumuş. Evet. Şu an bu şekilde. Başka İsmail Bey devam edelim. 25 tane burada ağaç var İsmail Bey. Değil mi? Şu var. Bakın. Tamamen gelişmemiş. Evet bakalım şöyle bir. Hatta seneye belki de kuruyabilir. Evet şu an çalı gibi bir şey duruyor yani. Küçük bir şey. Evet. Yarım metre var mı onun boyu? Yarım metre gibi bir şey. İsmail Bey hava kararı zaten. Şöyle ki burada bir ağaç yok zaten. Çekmeye de gerek yok zaten. Çünkü bahçe bozuk halde. Evet. Dolayısıyla rahatlıkla dağlarda da fark var. Siz de zaten bu seneki rekor için verdiğinizdeki farkı hızlıca gördünüz herhalde. Evet. Bu arada siz kendisiniz efendim. Ben Ali Ekren. Evet Ali Ekren. Evet. Ya ne fark var gördüğünüz üzere bahçede? Herhalde atılan atılmayan. Çok fark var. Çok fark var. Evet. Peki bu farkı geçtik hali. Atılan bölge bahçe olarak nasıl olmuş efendim? Yani gördüğünüz kadarıyla. Artık oraya verime gelmiş artık. Verime gelmiş diyorsunuz. Peki bana soru soruyorsunuz. Buralarda ne yetişir diye. Yani acaba badem yetişir mi, ceviz yetişir mi? Ceviz veya badem, evet. Peki bahçeyi gördünüz mü daha önce siz? Yok, ilk kez görüyorum. Nasıl olmuş efendim bahçemiz? Çok güzel yani. Çok güzel olmuş. Neredeyse bir metreden fazla sürgü var. Rahatla sürgün evet. Var diyorsunuz, evet. Bu arada akşam karardı. Artık bakın gazelleri görüyoruz her taraf. Bu bölge, biraz yüksek bir bölge. Dağların ortasındayız, Toros Dağları'nın ortasındayız. Ve rekor gelişim kullanmayan bir badem bahçesine geldiğimizde yan yanaki bahçedir bunlar. Ve herhangi bir şey olmadı, gördük hali. İsmail Bey, tavsiye ediyor musunuz dostlarınıza, ondan sonra arkadaşlarınıza, bu işi yapacak insanlara rekor gelişimin faydasını toprak gevşekliğinden tutun da gelişimle ilgili konularda, evet. Bu işi bahçe yapıyorlarsa rekor gelişimi mutlaka kullansınlar. Evet. Rekor gelişim yani. Evet. Tam gelişti. Kullanmasaydınız bütün emekleriniz boşa gidecekti. Evet, çok küçük. Şu an şu ağaçları gördüğümüz zaman. Verim olmayacaktı. Ağaçlarımız belki de kuruyup gidecekti. Topraklarımız sert, işlemesi kolay değil. Topraklarımız yumuşamış. Evet, yumuşamış. Topraklar tabii. Hem ağacın kökü zaten evet. Çalışıyor. Evet. Hem de biz işlemeye evet. İşliyoruz. Buradan ağabeyiniz olan İsmail Övünç, Bekir Övünç Bey'le selamlarımızı iletiyoruz. Kendisi Balıkesir'de sanırım. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Hoşça kalın.